Arkadaşlar merhabalar, günaydınlar. Ee, umarım ses net geliyordur. Yayında olan arkadaşlar bir yazabilirler mi en sohbet kısmına? Ee, ses net geliyor mu? Görüntüyle alakalı bir problem var mı? Ona göre dersimize başlayalım. 2 dakika sonra... Seste bir problem var mı arkadaşlar? Bir chat, chat kısmına yazabilir misiniz rica etsem? Yayında olan 7 arkadaşa söylüyorum şu anda. Ses net görüntü yok. Ayşin'cim şu anda görüntüyü açmadım biliyorum ondan dolayı. Peki, o zaman görüntü yok zaten şu anda görüntüyü birazdan ben yayına vereceğim ee, öncelikle son ayarları yapıyorum koordinat sistemiyle başlıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun hazırsanız başlayalım diyorum ne dersiniz Evet arkadaşlar koordinat sistemi ve sıralı ikilerle başlıyoruz. Düzlemde bir noktanın yerini belirtmek için koordinat sistemini kullanıyoruz. Koordinat sistemi başlangıç noktası birbiriyle dik kesişen iki sayı doğrusundan oluşur. Başlangıç noktasındaki arkadaşlar bu noktaya bildiğiniz üzere ne diyoruz? Orijin noktası diyoruz. Buradaki öğrenciler genelde burayı orijin olarak yazıyor. Buna dikkat edin orijin normalde orijinali. Burada bu eksenlerden yatay olanına x eksenine dikey olanına y ekseni diyoruz. Aynı zamanda x'in diğer bir adı da arkadaşlar apsis. Y'nin diğer adı da arkadaşlar ordinattır. Ordinat. Şimdi orijine zaten başlangıç noktası olduğunu söylemiştik. Bu sayfayla alakalı arkadaşlar devam ediyoruz. Geçtik. Koordinat sisteminde yerleri sıralı ikililer ile gösteriyoruz. Bu sıralı ikilide x sayı x eksenine, ikinci sayı y eksenine karşılık gelen sayıdır. Burada önemli noktalardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Her zaman x önce yazılır. Noktayı belirtirken arkadaşlar harf büyük harfle gösterilecek. x yaz ilk yazacak olduğumuz x ikinci yazacak olduğumuz ise y ekseni olarak bulunacaktır. Devam ettiğimizde arkadaşlar koordinat sisteminin üzerinde bulunduğunda 4 bölge ayırıyoruz arkadaşlar. Saat yönünün tersini ilerliyor arkadaşlar. Burası birinci bölge, ikinci bölge, 3. bölge ve dördüncü bölge. Burada arkadaşlar işaretlerine bakarsanız burada x'e karşılık gelen noktalar pozitif, y'ye karşılık gelen noktalar pozitiftir. Artı virgül artı olarak gösterilir. İkinci bölgede arkadaşlar x'e karşılık gelen noktalar negatif, y'ye karşılık gelen noktalar ise pozitiftir. Üçüncü bölgede arkadaşlar ikisi de negatif. Hem x'e hem de y'ye karşılık gelen ifadeler negatiftir. Dördüncü bölgede ise arkadaşlar x pozitif, y ise negatif tarafa denk gelmekte. x koordinatı üzerinde olan noktalar arkadaşlar burada da gösterildiği gibi x'in üzerinde ise arkadaşlar koordinatı x sıfır olanlar y eşit 0,y ile gösterilir. y eksen üzerinde diye söylenir x ekseninin üzerindeyse arkadaşlar y'si sıfırdır bu sefer x virgül sıfır ile gösterilecektir bu ifadelerde. Devam ettik. Yukarıda arkadaşlar bir koordinat sistemi verilmiş. Noktaların koordinatlarını bize bulmamızı istiyor. Öncelikle Ali'nin karşılık geldiği noktayı arkadaşlar şöyle nokta nokta gösterelim. X'e karşılık geldi nokta eksi 3. Y'de de karşılık geldi nokta 2. Ben önce X'i yazıyorum. Eksi 3 Sonra y ye yazıyorum virgül 2. Geldim suyu arkadaşlar. Su mesela sadece x'te karşılığı var. Y'de karşılığı var aslında ama farkında değiliz. Sadece sıfırın hizasında arkadaşlar. Burası eksi 5 virgül 0 olacaktır. Suyun karşısına yazacak olduğumuz ifadede. Hemen onu da yazalım. Eksi 5 virgül 0. Geldim Berk'e. Berk'te arkadaşlar x'te karşılık geldiği nokta yok bu sefer. O zaman bu 0 virgül 2 olacak. Ufuk'a geldim arkadaşlar hemen sağ tarafta. Ufuk 4,0 olacak. X'te karşılığı var. de arkadaşlar x'e karşılığı 5. Y'de karşılık geldiği nokta arkadaşlar. Eksi 1 olacaktır. Yani 5 virgül eksi 1 ile ifade edilecek. Burada alt var arkadaşlar. X'te karşılığı bu sefer 0. 0 eksi 3. Ege'nin karşılık geldiği nokta arkadaşlar. Şunları da şöyle çizelim. X'de karşılık geldi nokta eksi 6. Y'de karşılık geldi nokta eksi 4 olarak bulunacak. Bir de yukarıda Cem var. Cem'i de hemen şuradan nokta nokta çizelim. Eksi 2,4 olarak bulunacak. Bunları tek tek aşağı yazalım şimdi. Ufu ne bulmuştuk? 4,0 4,0 Ege'yi ne bulmuştuk? Arkadaşlar eksi 6, eksi 4 Berk'i ne bulmuştuk? 0,2 Alp'i ne bulmuştuk? Alp 0 virgül eksi 3. Cem'i ne bulmuştuk arkadaşlar? Eksi 2 virgül 4. Efe'yi ne bulmuştuk? 5 virgül eksi 1 olarak. Devam ediyoruz. Geldik diğer bir ifadeye. K noktası A virgül B ile ifade edilmiş. İkinci bölgesinde yer aldığına göre aşağıda verilen koordinatların kaçıncı bölgede olduğunu bulunuz. İkinci bölge ne demekti Arkadaşlar. İkinci bölgede x'imiz negatifte, y pozitifte. Bu eksi, bu artı. Şimdi bu ifade arkadaşlar negatif bir ifade olduğu için eksiyle çarpıldığında bu pozitife dönecektir. B sayısı zaten pozitifte, bu birinci bölgede artı artı olduğu için. Şimdi a kare ifadesi negatif bir sayının karesi olacağı için burası pozitif. A negatif bir sayıydı. Pozitif bir sayı çıkartıldığında yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eksi birden 2'yi çıkarttığımda arkadaşlar eksi 3 kalacaktır. Yani sonucum negatiftir. Artı virgül eksi ifadesi arkadaşlar dördüncü bölgede. Az önce göstermiştik. Eksi B, B zaten pozitif bir sayı olduğu için burası pozitif arkadaşlar. İki sayısı demiştik B'ye az önce iki, iki ifadede. 2 eksi eksi 1 arkadaşlar 3 olacaktır. Dolayısıyla burası da artı olacak. Artı artı da arkadaşlar buradan ne olacak? Birinci bölge olarak bulunacaktır. Aşağıda koordinatları verilen noktaların x ve y eksenlerinin uzaklıklarını yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar hemen burada bir koordinat sistemi çiziyorum. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar koordinat sistemi çizdim. 3, 3 ve 5 noktası tahmin olarak şurası olacak arkadaşlar. Şurası 3 olsun, burası 5 olsun. Şimdi bana noktanın karşılık geldiği nokta burası arkadaşlar A noktası. X eksenine olan uzaklık burası olacak. Bakıyorum Y tarafından olan olacak yani 5 birim uzaklıkta. 5 birim. Y eksenine olan uzaklığı ise arkadaşlar Y ekseninde bildiğiniz üzere burası. Y'ye olan uzaklıkta burası olacak. Yani 3 birim. Eksi 2 virgül 3 noktasını göstermiş olalım arkadaşlar. Eksi 2 noktası şurası. 3 noktası da burası. Şöyle nokta 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 çizelim. Bana x eksenine olan uzaklığı soruyor. Yani dikey olan kısmı soruyor. 3 birim. Y'ye olan uzaklıkta yatayda olan kısım olacak. Burası da 2 birim. 0 virgül 4 noktası arkadaşlar. Bunu da farklı bir renkle yapalım. X'i 0, Y'si eksi 4 olan eksi 4 noktası burası olacak. Burada arkadaşlar Y eksenine olan uzaklığı yok 0. X eksenine olan uzaklığı ise şurası olacak arkadaşlar. O da 4 birim. 4 virgül 5'i de arkadaşlar farklı bir renkle yapalım. Onu da siyahla yapalım. 4 noktası şurası olsun. Eksi 5 noktası da Burası olsun. Nokta 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 çizdim gene. X eksenine olan uzaklık gene burası. 5 birim. Yatayda olan kısım ise arkadaşlar Y eksenine olan uzaklık olacak. Burası da 4 birim olarak bulunacaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Özellikle bazı arkadaşlar koordinatları yazarken X ve Y'nin yerini karıştırıyor. X eksenine olan uzaklık arkadaşlar Y ile bulunuyor. Y eksenine olan Uzaklık ise x ekseninin x koordinatı ile bulunuyor. Buna dikkat. Mutlak değer olarak alıyoruz yani. Devam ettik. Uç noktalarının koordinatları. Eksi 4 virgül eksi 4 ve 3 virgül eksi 1 olan doğru parçasını köşegen olarak kabul eden dikdörtgeni aşağıdaki birim kareli koordinat sistemine çizerek dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız diye söylüyor. Öncelikle arkadaşlar bu dura noktaların yerlerini işaretleyelim. Şurası 1, Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 ile karşılık gelecek olan nokta K noktası burası arkadaşlar. 3 virgül eksi 1 noktası da arkadaşlar şurası olacak. Burası da L noktası. Bunu köşegen olarak kabul etmemi istemiş. Bana buradan şunu birleştir demiş. Birleştiriyorum. Çizdikten sonra arkadaşlar hemen burada gene dikdörtgene tamamlamamı istiyor. Köşegenini, köşegenini vermiş çünkü hizadan devam edeceğim bu sefer. Şu şekilde dikdörtgeni tamamlıyorum. Şu şekilde. Bana dikdörtgenin uzunlu çevre uzunluğunu sormuş arkadaşlar. Bu uzunluk 3 birim. Bu uzunluk 2, 4, 7 birim. Bu uzunluk 7 birim. Bu uzunluk 3 birim olacak. Çevre uzunluğu arkadaşlar ne olacak bu durumda? 3 artı 7'nin 2 katı olacak çarparsak cevabımız 2 çarpı 10'dan 20 olarak bulunacaktır bilginize. Devam ettik. Yukarıdaki şekilde birim karelerle ayrılmış koordinat sisteminde eksenler çizilmemiştir. K noktasının koordinatı eksi 4 virgül eksi 3 olduğuna göre koordinatları verilmeyen noktalardan kaç tanesi eksenler üzerindedir demiş. Öncelikle arkadaşlar koordinat sisteminin de orijin noktasını bulmam gerekiyor. Orijin noktasını bulursam bir problem kalmayacak demektir. Yayın koptu mu? Herhangi bir problem var mı? Bir bakayım. Benim telefon ekranımdaki yayın durdu arkadaşlar. Sizde bir problem var mı? Benim telefon ekranım dondu. Sizde bir problem var mı? Bir yazabilir misiniz rica etsem? Yayında şu anda YouTube üzerinden görüyorum ama ee, bir problem yok. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Evet. Eksi 4 virgül eksi 3 noktasının koordinatlarını vermişti. Orijin noktasını işaretleyeceğim arkadaşlar öncelikle. 4 birim sağ tarafa doğru gideceğim. 1, 2, 3, 4. Şu an burası arkadaşlar... 0,-3. 3 birimde yukarıya gittiğimde arkadaşlar orijin noktasını bulmuş olacağım. Orijin noktamı buldum. Burası. Hemen burada koordinat sistemini çizelim arkadaşlar. Şöyle. Ve şu, şu şekilde. Koordinat sistemini çizdikten sonra zaten benim işim kolaylaştı. Burada arkadaşlar kaç tanesi eksenler üzerinde diye söylemiş. Eksenler üzerinde olanları arkadaşlar işaretliyorum. B var, D var ve C var. Toplam 3 tanesi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Devam ettik bir sonraki soruyla. Koordinat sisteminde köşe noktaları A-2,4, B-5,2 ve C-3,2 olan ABC üçgeninin alanı kaç birim diye sormuş bize. Hemen burada arkadaşlar koordinat sistemini tekrardan çizelim ve bu noktaları koordinat sistemi üzerinde göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar noktaları tek tek gösteriyorum. Şurası eksi 2 olsun. Eksi 2'ye 4 şu nokta olsun. Şurası benim A noktam. Eksi 5'e 2 noktası. Şurası eksi 5 olsun. Şurası 2 noktası olsun. Nokta nokta gösteriyorum tekrardan. Şurası B noktam. Şuraya A noktası diye yazalım. Bir de C noktam vardı arkadaşlar. Şurası 3. Üç. 3'e 2'ymiş. O da C noktası burası. Şimdi tekrardan arkadaşlar şu üçgeni belirtelim. Şu şekilde köşeleri birleştirelim. Üçgenin alanı pardon geri alalım. Üçgenin alanı arkadaşlar biliyorsunuz taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar burada taban kısmı burası. Şu taban uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Eksi 5'ten 3'e kadar olan kısım. Şu uzunluk arkadaşlar 5 birim. Bu uzunluk ise 3 birim. Toplam uzunluk arkadaşlar ne olacak? 8 birim olarak bulunacak. Yükseklik ise arkadaşlar şu kısım olacak. 2 ile 4 aralığı yani 2 birim olacak. Tabana 8, yüksekliği 2 bölü 2 yaptım arkadaşlar. Şu ikiler sadeleşti. Cevabım 8 olarak bulunacak yani B şıkkı. Devam ettik. Bir sonraki soruyla. Satranç iki oyuncu arasında Bakın arkadaşlar bu yeni nesil bir soru. Yeni nesil sorularda biliyorsunuz e, genelde öğrenciler çok sıkıntı çekiyor. Eee Soruyu önce anlamak çok önemli. Soruyu anladıktan sonra yapmak daha kolay hale gelecek. Şimdi arkadaşlar bir de satrançla alakalı yukarıda bilgi veriyor. Satranç oynamayı bilen arkadaşlar yukarıdaki bilgiyi belki okumayabilir. Ama gene de bir göz atmakta fayda var. Lütfen buna özellikle dikkat edin. Satranç iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşlarıyla oynanan bir oyundur. Zaten bilenler için önemsiz bir bilgi arkadaşlar burada. Bu oyundaki taşlardan biri olan at taşı. Bakın burada bana atla ilgili bilgi vermiş. Şu kısmı sarıyla boyayalım. Bulduk L şekli çizerek. Bakın şekil 1'de gösterildiği gibi işaretli karelerden herhangi birisine hareket ettirilebilir. Burada bana şekil üzerinde noktaları vermiş. Herhangi birine gidebileceğini söylemiş. Aşağıda birim karelere ayrılmış koordinat sistemi üzerinde satranç tahtası ve at taşı gösterilmiştir. Bakın soruda şu ana kadar önemli bir bilgi vermedi satrancı bilen arkadaşlar için tabii ki. Bu at taşı ile bir kez hamle yapıldığında at taşının bulunca birim karenin sağ üst köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada önce bulunacak olduğu noktaları biz gösterebiliriz. Bir gösterelim. Atın gidebilecek olduğu yerlerden bir tanesi burası. Bir tanesi burası. Burada gidebilecek olduğu noktalardan bir tanesi burası. Ee, başka gidebilecek olduğu noktalardan bir tanesi burası. Gidebilecek olduğu noktaları tek tek işaretliyorum şu anda arkadaşlar. Başka işaretlemem gereken burası var. Bir de burası var. Yüksa sol taraftaki şeklin aynısını yan tarafta resmettim. Şimdi bana diyor ki. Bulunca karenin sağ üst köşesi arkadaşlar dikkat ee, sağ üst köşesi yani bana şu kısmı işaretlemem istiyor bu noktanın sağ üst köşesini işaretliyorum arkadaşlar şimdi burada pardon şöyle işaretleyelim sağ üst köşesini işaretlediğimde şöyle kırmızıyla yazsam daha net belli olacak herhalde evet. Bu köşe arkadaşlar koordinat sisteminde burası 1, burası 1. Burası o zaman 1 virgül eksi 1 olarak bulundu. Baktım şıklarda var mı? Evet var. Şu köşeyi arkadaşlar işaretledim. Burası da 1 virgül 1 olacak. Şıklara baktım. Bu da var. Şunu yapmak istiyorum. Sağ üst köşe bu nokta olacak arkadaşlar. Bu orijin noktası burası olduğunda 1, 2, x'i 0. Bu 0 virgül 2 noktası olacak. Baktım bu var mı? Şu an yok. Ee, bakıyorum şu noktaya bak bakacağım. X'e karşılık geldi nokta eksi 2, y'de 2 olacak. Eksi 2 virgül 2 var mı? Hemen ona da bakıyorum. Bu da yok. Sağ üst köşeyi tekrar işaretledim. Burası arkadaşlar eksi 3'e 1 olacak. Eksi 3 virgül 1 noktası. Baktım var mı? Bu da yok. Bu noktayı işaretledim arkadaşlar bu sefer. Burası eksi 3 virgül y'de eksi 1'e tekabül ediyor. Baktım bu var mı? Var. Hangisi olamaz diye soruyor zaten bana da. Cevabı buldum. A şıkkı diğer noktaların da koordinatlarını bulalım yine de. Burası arkadaşlar ne olacak? Eksi 2 virgül. Eksi 2. Burası arkadaşlar ne olacak? Sıfır virgül. Sağ üst köşeye bakıyorum. 0 virgül eksi 2. E, hepsi var burada. Hata. Nerede yaptık? Bir dakika bir kontrol edelim. 1 e, virgül 1 noktası var. Tamam. B şıkkını eledik. Eksi 1 virgül... 1 virgül 1 yok galiba. Evet eksi 1 virgül 1 yok. D şıkkı olacak cevabımız. Bunu silelim hemen. Şuradan. Cevap. Cevabı hemen silelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Cevabımız D şıkkı. Biz burada bir virgül eksi 1 bulmuştuk. Ancak cevapta eksi 1 virgül eksi 1 olacak. Evet. Devam ettik bir sonraki soruyla. Bayağı bir boşluk sayfa geçmişiz. Hemen geçelim. Doğrusal denklemlerin grafiklerine gelelim arkadaşlar. Doğrusal denklemlerin grafiği çizilirken özellikle öğrenciler çok büyük sıkıntı çekiyor. Burada arkadaşlar ben çizerken burada özellikle şu tabloyu kullanmak yerine Şu tabloyu kullanmak yerine Daha farklı yapıyorum ee, X yerine 0 verip Y eksenini kestiği noktayı Buluyorum Y eksenini kestiği noktayı bulmak için de X'e 0 vererek yapıyorum Şimdi soruda 2x-1'i söylemiş arkadaşlar Bana ben normalde şu şekilde yapıyorum Y eşittir 2x-1 doğrusunu yazdım Yan tarafa Şimdi x'e 0 verdiğimde arkadaşlar x eşittir 0 için diye başlıyorum. Bakın denklemleri ayrı ayrı kullanacağım. y eşittir 2 çarpı 0 eksi 1. Buradan y ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 1. y'yi kesmiş olduğu nokta zaten burada gördüğünüz üzere eksi 1 noktası oluyor. Bu sefer kime 0 vereceğim arkadaşlar? Onu da kırmızıyla yazalım. Bu sefer y'ye 0 veriyorum x'i kestiği noktayı bulmak için. x 0 için y 0 için arkadaşlar 0 eşittir 2x eksi 1 olacak. Eksi 1'i karşıya attım. 1 eşittir 2x buradan x eşittir arkadaşlar 1 bölü 2 olarak bulunacak. Bu noktaları bulduktan sonra şu iki noktayı bulduktan sonra arkadaşlar bu noktalardan geçen grafiği çiziyorum. Bilginiz olsun. Devam ettik bir sonraki tarafla. Şimdi arkadaşlar bana gene y eşittir x artı 4 doğrusal denkleminin grafiğini vermiş. Burada az önce anlattığım şekilde yapmış. x'e 0 ve y'ye 0 vererek yapmış arkadaşlar. Burada Orijinden geçmez bu nokta. X, e, X0 ve Y0 noktası olsaydı orijinden de geçecekti. Ama orijinden geçmemekte. X'e 0 verdiğimde arkadaşlar burada Y'yi 4 olarak buluyorum. Y'ye 0 verdiğimde X'i eksi 4 olarak buluyorum. Önce noktaları işaretliyorum arkadaşlar. Noktaları işaretledikten sonra düz çizgi çiziyorum. Hız yayınlarının kendi kitabı değil. Soru bankası değil arkadaşlar. Bu soru, e, yanlış hatırlamıyorsam spiralli olan defteri. Hız yayınlarının bilginiz olsun. Devam ettim. Evet. Y eşittir x bölü 2 doğrusal denkleminin belirttiği doğrunun grafiğini çizelim diyor. X eşittir 0 için Y 0 çıktı. Yani bu nokta orijinden nok geçti. 0'a 0'ı işaretledim. Sonra arkadaşlar bakın. Burada 0 verdiğime ve 0 çıktı. Bu sefer ikinci bir noktaya ihtiyacım var. O yüzden X ve Y'yi şu şekilde tablo yapıyorum. 0 verdim 0 çıktı. Şimdi arkadaşlar x'e 1 versem y 1 bölü 2 çıkacak ama benim işime yarıyor mu yaramıyor. Ben bu durumda 2'nin katlarını kullanmak istiyorum faydayla bağlantılı olarak. 2 koydum y 1 çıktı. Sonra bir de negatif bir değer ver arkadaşlar. Eksi 2 verdim. Eksi 2 verdiğimde de ne çıktı? Eksi 1 çıktı. 2'ye 1 noktasını vermiş zaten bana burada. Burada da eksi 2 noktasını verdim. Şurada karşılık gelen nokta ne olacak? Eksi 1 olacak. Bu 3 noktadan geçen bana grafiği çizmemi istiyor. Bakın sarıyla bana vermiş ama ben gene de şu şekilde bunu çizebilirim. Yamuk oldu. Hemen düzeltelim. Bu üç noktadan geçen bana grafik lazım. Şu şekilde gösterebiliriz bu yüzden de. Devam ettim. Y eşittir 2 doğrusunun grafiği. Arkadaşlar eksenlere paraleldir. X eşittir A, Y eşittir B tarzındaki ifadeler eksenlere paralel olan doğrulardır. Y eşittir 2 noktasını buluyorsun. Y eşittir 2 noktasını bulduktan sonra işaretliyorsun. X herhangi bir ifade yok. X'e ne koyarsan koy bu doğrunun üzerinde olmak zorunda. Bu yüzden arkadaşlar x eksenine paralel olarak bu doğruyu çizeceğiz. Bilginiz olsun. Geldim x için de aynı şey bir örnek var. x eşittir eksi 3'ü vermiş arkadaşlar. Bu sefer x eşittir eksi 3'ü buldun. y için herhangi bir değer alabilir. Bu doğru üzerinde. Bu yüzden de bu şekilde çiziyoruz. Y eksenine paraleldir yani. Devam ettim. Şimdi bana y eşittir x artı 3'ün grafiğini sormuş arkadaşlar. Ben az önce size ne demiştim? x'e 0 verip y eksenini kestiği noktayı, y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktayı bulacağım demiştim. İlk önce x eşittir 0 için diye başlıyorum arkadaşlar y eşittir 0 artı 3'ten y'yi ne olarak buldum? 3 olarak buldum. Bu sefer kırmızı renkle arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı bulduk. x eksenini kestiği noktayı bulalım şimdi. y eşittir 0 için. 0 eşittir x artı 3 artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3 eşittir x olarak bulundu. Buradan eksi 3'ü de işaretledim arkadaşlar. Şu şekilde. İşaretledikten sonra bu noktalardan geçen grafiği çizeceğim. Şu şekilde. Şuradan çizmeyelim. Olmadı. Şöyle çizelim. Yine oturtturamadık. Şöyle. Evet. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar doğrumun grafiği bu şekilde bu noktalardan geçen şekil olacak. Tabi bunların uçlarına şu üçgenleri de koymayı unutmayalım. Çünkü devam ettiğini göstermekte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yarım kalmış anlamına gelmiyor. Devam ettirebilirsiniz anlamına geliyor. Devam ettim bir sonraki grafik için. Bu arada az önce yapmış olduğum tablo işlemini bunda da yapabilirim. Bakın x yazdım, y yazdım. x'e 0 verdim, çıktı. y 3 çıktı. y'ye 0 verdim, burası eksi 3 çıktı. Sallıyorum. x yerine 2 koyarsam arkadaşlar y 5 noktasından geçecek. Evet. Devam ettim. Evet bu sefer arkadaşlar biraz daha zor bir soru gibi gözüküyor. Bunu çözerken arkadaşlar yapmam gereken şey şu olacak. X'e 0 ve Y'ye 0 verme işlemini aynen devam ediyorum. Herhangi bir işlem yapmayacağım. Bak dikkat. X eşittir 0 için 2 çarpı 0 artı 3Y artı 6 eşittir 0. Buradan 3y artı 6 eşittir 0 çıktı. Artı 6'yı karşıya gönderdim. 3y eşittir eksi 6. Buradan y eşittir arkadaşlar. Eksi 2 olarak buldum her tarafı 3'e böldüğümde. Gene y eksenini kestiği noktayı bulduk. Y'yi eksi 2'de kestik. Şurası. Eksi 2 olsun. Bu sefer bana x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için. Y'ye 0 veriyorum. Y eşittir 0 için. 2x artı 3 çarpı 0 artı 6 eşittir 0. 2x artı 6 eşittir 0. Bunu artı 6'yı karşıya gönderdim. 2x eşittir eksi 6. Buradan x eşittir eksi 3 olarak buldum arkadaşlar. Eksi 3'ü işaretledim. Bu noktalardan geçen grafiği çiziyorum tekrardan. Şu şekilde. Evet. Bu benim doğrumun grafiği olarak bulunacaktır arkadaşlar. Az önce yapmış olduğum tabloyu da isterseniz tekrardan şurada yan tarafta göstermiş olayım. Burada x yazdım. Y yazdım. X'e 0 verdim. Y'yi eksi 2 buldum. Y'ye 0 verdim. X'e eksi 3 buldum. Herhangi bir noktayı verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Y'ye burada mesela 2 veriyorum. Şurada 2 verirsem 3 kere 2 6. Bir de 6 burada var. 12 karşıya attım. Eksi 12. 2 x eşittir. Eksi 12 ise 2 verdiğimde x Eksi 6 olarak bulunacak. Buna dikkat edebilirsiniz. Benzerlik konusunda gördüğünüzde şurada papyon şekli. Ee, özellikle kursta anlattığım arkadaşlar papyonu gördüler. Ya da kelebek diyebiliriz. Kum saati diyebiliriz. Bunlar özellikle bana grafik sorularında baya bir yardımcı oluyor. Bilginiz olsun. Devam et. Bu sefer kesirli ifadelerde. Özellikle öğrencilerin en çok zorlandığı kısım arkadaşlar bu kısım. Ee, kesirli olduğu zaman ne yapacaklarını zaman zaman karıştırabiliyorlar arkadaşlar Yapmış olduğum işlem hep aynı ama X'e 0 ver Y'yi bul Y'ye 0 ver x eksenini kestiği noktayı bul X eşittir 0 için başlıyorum yine 0 bölü 3 eksi Y eşittir 1 Bir sayı 0'ı 3'e bölümü zaten 0 Eksi Y eşittir 1 Buradan Y eşittir eksi 1 olarak buldum arkadaşlar Sonra gene kırmızı renge geçtim Y eşittir 0 için. Karışmasın diye renkleri farklı kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. X bölü 3 eksi 0 eşittir 1. Buradan X bölü 3 1 olarak bulundu. X buradan ne çıkar arkadaşlar? 3 olarak bulundu. X'i eksi 1 de pardon Y'yi eksi 1 de X'i 3 de olarak kestim. Gene bu noktalardan geçen grafiğimi çiziyorum. Şu şekilde. Olay bu kadar. Var mıdır arkadaşlar hala aklına takılı sorusu olan bu konuyla alakalı? Burada çünkü e, özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Burası arkadaşlar bayağı bir zor. Genelde öğrencilerin en zorlandığı kısım. Bu kısım oluyor genel anlamda. Şimdi e, buraya arkadaşlar özellikle dikkat edin. Koordinat sisteminde, grafik çiziminde genelde öğrenciler daha zorlanıyor. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki soruyla. Y eşittir 2x. Hadi bakalım. Öncelikle fikri olan var mı? Size sorayım. Burada. Yapmam gereken ilk işlem ne? Evet bekliyorum. O sonuncusunu anlayamadım. Ali. Bir önceki mi? Bu soru mu? Bu arada yayın 3 saniye falan gecikmeli geliyor arkadaşlar size. Ee, onun farkındayım. 3 saniye biraz gecikmeli olacak bu tarz sorularda. Şimdi kesirli olanı. Şimdi yapmış olduğum işlem hep aynı. X yerine 0 verdim. Şurada 0 verdiğim zaman X zaten ne oldu? 0 bölü 3 oldu. 0 bölü 3 eksi Y eşittir 1. X yerine 0 verdiğimde burası zaten 0 bölü 3. Sayının bir sayının 0'ın bir sayıya bölümü her zaman 0. Bu durumda eksi Y eşittir 1. X'e 0 verdikten sonra Y eksi 1 çıkıyor arkadaşlar. Eksi tam karşıya at. Y'yi eksi 1'de buldun. Aynı işlemi gene bu denklemi kullanıyorsun. Y'ye 0 ver. Y'ye 0 verdiğimde x bölü 3 eksi 0 eşittir 1. x bölü 3 bu durumda 3'ü karşıya çarpım olarak attım. X'i de 3 olarak buldum. Bu noktalardan geçen doğruyu çizdim. Bir sonraki soruya geçiyoruz artık. Evet. Duru bu soruyla alakalı fikrim var mı? Her tarafı ikiye bölelim. Değişik bir yaklaşım olabilir. X'e sıfır verelim. Tamam sıfır verelim. X eşittir sıfır için. Y eşittir. 2 çarpı sıfır. Buradan Y eşittir sıfır çıktı. Y sıfır. X de sıfır. O zaman orijinden geçiyor. E, ben ikinci bir noktayı bulmam lazım. Ne yapacağım bu sefer? Arkadaşlar burada dikkat. Az önce yapmış olduğum tablolama işlemini burada işime çok yarayacak. Tabloyu çiziyorum. X'e 0 verdiğimde Y'e ne çıktı? 0 çıktı. Şimdi ikinci bir noktaya arkadaşlar ne yapacağım? Herhangi bir değer vereceğim. Kime istiyorsanız orada değeri verebilirsiniz. Y'ye de verebilirsin. X'e de verebilirsin. Önemi yok. Ama X'in kat sayısı 2 olduğu için X'e değer verirseniz bu soruda daha kolay grafiği çizebilirsiniz. X'e 1 verdim. X'e 1 verdim. Burada 2 kere 1 ne oldu arkadaşlar? 2 kere 1. 2. Geldim. Y eşittir. 2 yazdım. Bir tane de negatif bir değer verelim. Şimdi arkadaşlar negatif değer veriyorum. Eksi 3 verelim mesela. X'e. 2 çarpı eksi 3. Ne olur? Eksi 6 olur. Eksi 3'ü yazdım. Buraya da eksi 6 yazdım. Şimdi sıfıra sıfır yazdım. 1 koyduğumda 2. Şöyle göstermiş olalım. 2. Şu nokta. Diğer noktada eksi 3 verdim. Eksi 3 verdim. Şuradan eksi 6 noktası. Şurası da eksi 6 olsun. Bu noktalardan geçen grafiği çizeceğim arkadaşlar. Dikkat. Üç noktayı bulduktan sonra işim gittikçe kolaylaşıyor. Şimdi arkadaşlar belki e, tam üzerinden geçiremeyebilirim diyecektim ama geçti. Problem yok. Güzel. Grafiğim bu. Var mı sorusu olan bu soruyla alakalı? Üç nokta, iki nokta yeterli ama 3 noktayı da bulursanız arkadaşlar garanti olmuş olur. E, yanılma ihtimalimiz minimum seviyeye düşecektir bu soruyla alakalı. Üç farklı nokta verdiğinizde orijinal geçen kısma daha rahat çizeceksiniz. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Sorunuz yoksa. Geçtim. Evet. Arkadaşlar bu sefer bu sefer ne yapacağız? Evet sizden bekliyorum. 3y artı x eşittir 0. <laughs> Beklemekteyim evet. Kime herhangi bir sayı vereceğiz Ali? X'e mi Y'ye mi? Sıfır verebiliriz. İlk önce sıfır verelim hatta. Ben şurada göstereyim. X eşittir sıfır verdim. 3Y artı sıfır eşittir sıfır. O zaman 3Y sıfır çıktı. Buradan Y eşittir sıfır çıktı. Y3 X sıfır değil Hasan. Ona dikkat. Bak x 0 e verdim. Olur. X'i karşıya atsak tabii ki olur Sula. Y1 x eşittir eksi 3 olsun. Güzel. Şimdi hemen tabloyu yan tarafa çiziyorum. X yazdım. Y yazdım. 0 verdiğimde 0 çıktı. Az önce 1 x'e 1 verdim. X'e 1 değil de Y'ye 1 verelim arkadaşlar. Kat sayısı onun fazla çünkü. Bu sefer Y'ye 1 verdim. Bakın şu üst tarafta 3 çarpı 1 artı x eşittir 0. Bu 3'ü karşıya attım. Buradan x eşittir ne çıkacak? Eksi 3 olarak bulunacak. Yani eksi 3 virgül 1 noktası. Bir de y'ye negatif bir değer verelim. Bu sefer eksi 1 ver, eksi 2 ver fark etmez. Bu sefer de eksi 1 verelim. Onu da şurada farklı renkle yazayım. 3 çarpı eksi 1 artı x eşittir 0. Eksi 3 artı x eşittir 0 çıkacak arkadaşlar. Buradan x eşittir ne çıkacak? 3 olarak bulunacak. Şimdi y'ye eksi 1 verdiğimde de x ne olarak bulundu? 3 olarak bulundu. Şimdi y'de 1 verdiğimde arkadaşlar x'im ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Şurada. Şurası eksi 3. Noktamın bir tanesi bu. Bir tanesi orijin noktası. Bir tanesi de eksi 1 verdiğimde y'ye x'im ne çıktı? 3 olarak bulundu. Diğer noktam da bu. Buralardan geçen grafiği çizeceğim şimdi arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi noktaları biraz tutturamadım ama Bunları şu şekilde biraz büyütelim. O zaman şöyle yapalım. Bu noktalardan geçecek. Var mıdır sorusu olan? Herhangi 3 noktayı buluyoruz. Bir orijin noktasından geçiyorsa bir pozitifte bir de negatifte hata riskini sıfıra indirmek için yapmış olduğumuz işlem budur. Devam ediyorum. Evet. Şimdi y artı 3 eşittir 2 bunu nasıl çizeceğiz? Evet, fikirlerinizi bekliyorum. Var mıdır fikri olan? Şu an 18 kişi yayında gözüküyor ama kimseden ses çıkmıyor. Zor mu geldi? Şimdi arkadaşlar burada ilk bu sefer x yok. Şimdi ne yapacağım? Önce y'yi yalnız bırakacağım. Art 3'ü karşıya atalım. Buradan y eşittir arkadaşlar. 2 eksi 3 oldu. Buradan y ne çıktı? Eksi 1 olarak buldum. Şimdi x'e 0 veremem. Arkadaşlar Y eşittir. Eksi 1'i bulduktan sonra arkadaşlar y de eksi 1'i işaretliyorum. Şurada eksi 1 noktası burada. E az önce ne yapmıştık? Y eşittir bir ifade çıktığında x eksenine paralel olacağını söylemiştik. Şu şekilde. Arkadaşlar. Şöyle çizelim doğrumuzu. Şu şekilde olacak. Aynen. Devam ettik. Evet, bu soruyla ilgili fikrinizi bekliyorum hemen. Eğer bir nokta doğrunun üzerinde ise doğru denklemini sağlamak zorundadır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir nokta doğrunun üzerinde ise doğru denklemini sağlamak zorundadır. Doğrudur cancım. bana gecik zaten şey olarak 3 saniye gecikmeli yayına yansıyor. Ee, neden bilmiyorum. Normalde bu kadar şey olmuyordu. Ee, daha önce yapmış olduğumuz canlı yayınlarda. Evet. Soruyla ilgili fikri olan. x yerine eksi 1 yazarsak y yerine 2 yazacağız. Doğru. Aferin. Şimdi başlıyorum yapmaya. Arkadaşlar nokta doğrunun üzerindeyse doğru denklemini sağlamak zorundadır demiştik. Burası arkadaşlar x ekseni burası y ekseni. Y nok koordinatı daha doğrusu. Eksi 1 eşittir. K çarpı 2 eksi 3 denklemini sağlamak zorundadır arkadaşlar. Bu da eksi 1 eşittir 2k eksi 3. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. Eksi 3'ü karşıya attığımda eksi 1 artı 3 eşittir 2k oldu. Buradan 2 eşittir 2k. Buradan her tarafı 2'ye bölersek k'yı 1 olarak bulacağız. Devam ettik bir sonraki soruyla. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer bana ne yapmamı istemiş? Koordinat sisteminde eksenler arasında kalan bölgenin alanı sormuş. Şimdi arkadaşlar burada yapmam gereken şey şu. İlk önce eksenleri kestiği noktaları buluyor olmam lazım. Eksenleri kestiği noktayı bulduktan sonra grafiği çizmem lazım. Grafiği çizdikten sonra arkadaşlar hem x eksenini kestiği hem y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Orada bir üçgensel bölge çıkacak. Bu bölgenin bana alanını sormakta. Şimdi Az önce yapmış olduğum işlemlerin tek tek aynısını yapıyorum. Ne yapacağım? İlk önce x eşittir 0 için. Başlıyorum. 0 bölü 2 artı y bölü eksi 3 eşittir 3. Burası zaten 0. y bölü eksi 3 eşittir 3. Eksi 3'ü karşı çarpım olarak attım arkadaşlar. y buradan eksi 9 olarak bulundu. Şimdi aynı işlemi bir de y için yapıyorum. y eşittir 0 için x bölü 2 artı 0 bölü eksi 3 eşittir 3. x bölü 2 0'ın bir sayıya bölümü gene 0 eşittir 3. Bu 2'yi karşı ne olarak atacağım? Çarpım olarak atıyorum. Buradan x eşittir arkadaşlar o zaman ne bulundu? 6 olarak bulundu. Şimdi koordinat sistemini çiziyorum. Şurada. Evet arkadaşlar koordinat sistemini çizdikten sonra y de eksi 9'u X'te 6'yı buluyorum. Bu noktalardan geçen grafiği çiziyorum. Şu şekilde. Bana üçgensel bölge buranın alanını soruyor. Şurası 6 dik üçgen arkadaşlar burası. Burası 9. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 de Sadeleştirirsek burası 3. 9 kere 3 cevabım 27 olarak bulunacak. Geldim bir sonraki soruya. Koordinat sisteminde y eşittir 2x, y eşittir 6 ve x eşittir 0 doğrularını belirtti. Doğrular ile sınırlandırılmış bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor bu sefer. Bayağı bir zor bir soru. Y eşittir 2x'i az önce çizdik diye hatırlıyorum. Hemen koordinat sistemini şuraya çizdim. 0 0 verdim çünkü çıkmayacak biliyorsunuz. Koordinat sistemini çiziyorum. Bu şekilde. Şimdi önce y eşittir 2x'i çizelim buraya. Y x x'e 0 verdim y e 0. X'e 1 verdim y 2. Bir de eksi 1 verdim eksi 1'e eksi 2 çıktı. En azından bunu biliyorum. Y eşittir 6 doğrusunu şurada çizelim direkt hatta. Şöyle çizdim. Burası y eşittir 6 x eşittir sıfır doğrusu zaten arkadaşlar y ekseni olacak. Şurada şu düz çizgiyi tekrar çizmem gerekiyor. Üst üste geleceği için çizemiyorum. Şimdi arkadaşlar burada diğer doğruyu çizmek istiyorum. Şu şekilde çizeceğim. Şöyle geçecek ama şu noktanın koordinatı lazım bana. X ekseni lazım. Y'sini zaten biliyorum. Burası A virgül 6 noktası. Hangi doğru üzerinde? Bu doğru üzerinde. Bana bu A noktasını bulmam için arkadaşlar açıkçası Y tarafının altı olan kısım lazım. Onu da şurada kornas şu grafikte yazabilirim. X yerine ne koyarsak altı çıkar arkadaşlar? 3 koyarsak. Buraya karşılık geleceği nokta arkadaşlar 3. Bana buranın alanı soruyor tekrardan. Şurası 6 yataydaki olan 3. 3 çarpı 6 bölü 2 o da eşittir 9. Bence bu soruda anlaşılmayan yer kesinlikle ol olmalı. Sorusu olan var mıdır arkadaşlar? O A'yı nasıl 3 buldum kısmıyla özellikle. Bence bu soruda kesinlikle A'nın nasıl 3 olduğu sorulmalı diye düşünüyorum. Ben biliyorum. Bu, zor, bu soru zaten zor. En baştan başlıyorum o zaman yapmayı arkadaşlar. Siliyorum. Siliyorum. Komple sıfırdan başlayacağız. Şimdi soru bu. Arkadaşlar. Y eşittir. Arkadaşlar. 2x. Az önce bunun grafiğini çizdik. Bunun grafiğini çizerken ne yaptık? Hemen şurada yan tarafta x ve y olarak yazdım. 0 verdim. x'e 0 verdiğimde y ne çıktı? 0 çıktı. x'e 1 verdim. y 2 çıktı. x'e eksi 1 verdim. y eksi 2 çıktı. Bunun grafiğini çizerken arkadaşlar az önce çizdik. Şu şekilde gidiyor. Doğru mu? Bu nokta, bu grafik üzerinden noktalardan bir tanesi. x'e 1 verdiğimde karşılık geldiği nokta burası 2 oldu. Eksi 1 verdiğimde karşılık geldiği nokta eksi 2 oldu. Burası da orijin noktası. Şu noktaları şu şekilde gösterdim. Buraya kadar zaten problem olduğunu çok düşünmüyorum. Y eşittir 6 doğrusunu da çizerken de çok problem olduğunu düşünmüyorum. Şurayı da çizdim. Y'nin 6 olduğu nokta burası. Şurası 6 olduğu nokta. Y eşittir 6. Şimdi x eşittir 0 nokta. Doğrusu da arkadaşlar y eksenin kendisi. Şu kısım yani tekrardan çiziliyor. Bunda da problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sıkıntının şu kısım olduğunu düşünüyorum. Evet bana çünkü şu kısmın altı olduğunu biliyorum. Çünkü üçgenin yükseklik kısmı. Şurada bir dik üçgen oluştu. Burası kaç? Karşılık geldiği noktaya ben A noktası dedim. Bu A noktasının şuradaki noktanın koordinatı arkadaşlar A virgül 6. Bu nokta bu nokta arkadaşlar hangi doğrunun üzerinde Y eşittir 2x'in üzerinde aynı zamanda. x yerine ben a yazdım. Yani y yerine 6 yazdım. x yerine de a yazdım. 2 çarpı a. Bu durumda arkadaşlar a sayısı ne olarak bulunacak? 3 olarak bulunacak. Nokta doğrunun üzerinde ise biliyorsunuz doğru denklemini sağlamak zorunda. O zaman burası da 3 çıktı. Taban yükseklik 2 eşittir. Cevap 9. Şimdi sorusu olan var mıdır? Evet bekliyorum. Anladıysak diğer soruya geçiyorum. Tamamdır o zaman geçiyoruz. Evet şimdi burada arkadaşlar özellikle ben kursta anlatırken bu soruyu benzerlikle anlattım. Ee, i̇lk etapta anlayan arkadaşlar çok olmadı ama sonrasında benzerliği anlattıktan sonra bu kısmı yapmak daha kolay oldu. Ali denklemde orada y eşittir 2x de doğrusunun üzerinde kesişmiş ya ondan dolayı başka bir sebebi yok. Aşağıda verilen doğrusal grafikler Kerem ve Erdem isimli iki bebeğin boylarının uzunluğunun aylara göre değişimini göstermektedir. Ay gün doğan bu iki bebek 9 aylık olduklarında Kerem Erdem'den 8 cm daha uzun olduğuna göre Kerem ve Erdem'in boylarının uzunluğu doğduklarından kaç ay sonra eşit olmuştur diye söylemiş. Kerem 9 ay sonra 8 santim uzun olacak arkadaşlar. Şu mesafe 8. Bak kaçıncı ay? 9. ay. Başlangıçtaki uzunluk kaç ne kadar farklı arkadaşlar? Burada 4 santim. 9. ayda bu kadar uzun oluyor. Şimdi arkadaşlar şuraya yan tarafa papyonu çiziyorum. Buraya dikkat. Şurası 8 santim. Burası 4 santim. Bana kaçıncı ayda eşit olduğunu sormuş. Burası önemli. Dördüncü ayda diyordur. Aferin. Güzel. Şu mesafe arkadaşlar ne olacak? 9. Burası ne olacak? 4. Bana şu kısım lazım. Dikkat. Bana şu uzunluk lazım soru işareti. Benzerlikte temel benzerlik teoremini bilen arkadaşlar için soru çok kolay. Bunun bunu oranı ben buraya A dedim. A'nın kaça oranı olacak? Tamamının oranı 9A. 8'in 12'ye oranı eşittir. A'nın 9'a oranı olacak arkadaşlar. Burada sadeleştirme işlemini yaparsak. Burayı sadeleştirdim. Burası 4 ile sadeleştirirsem 2. Burası 3. İçler dışlar çarpımı. Buradan 3A eşittir 18. Buradan A eşittir 6 olarak buldum. Burası 6. Burası 6 ise arkadaşlar. Buraya kaldı 3. Demek ki 3. ayda eşit işte olmuşlar. Bunu eğer okullarınızda benzerliği görmediyseniz arkadaşlar bu şekilde yapmak daha zor olacak. Biraz daha ee, düşünme kısmı daha zor. K'ya 2K oranı var. Bundan dolayı temel benzerlik teoreminde 2K'ya 3K olacak tabanlar arasındaki mesafe. Bilginiz olsun. Devam ettik bir sonraki soruyla. Burada evet benzer bir soru. Buna küçülte, küçültebilecek miyim bilmiyorum ama ilk etapta. Şu an zor gibi gözüküyor. Aşağıda bir no'lu grafik Mehmet Bey'in. iki no'lu grafik Aslı Hanım'ın. O zaman şu grafiğin üstünde Mehmet ve Aslı diye yazalım. Şu Mehmet'miş. Bu Aslı'ymış. Toplam birikim miktarlarının aylara göre değişimini gösteriyor. Bu grafikte 12. ayın sonunda Mehmet Bey'in birikimi Aslı Hanım'ın birikiminden kaç lira fazla olduğunu bana sormuş. Gene aynı papyonu yapıyorum. Sıla iyi izle. Az önceki soruyla çok benzer bir soru. Bu alttan gelen Mehmet'in şu kısım alttan gelen de Aslı'nın. Şu aradaki mesafe 18.000'den 13.500'ü 13 çıkartırsak arkadaşlar 4.500 olarak kalacak şu mesafe. Burası 4.500. Şu kısım gene dik üçgeni tamamlıyorum. Şurada. Dikkat. Şu kısım 9. ayda eşit olmuş. Şu kısım 9. 12. ayın sonunu soruyor. Şu kısım 3. 12 ay olduğu için. Dikkat. Bana şuradaki mesafeyi soruyor arkadaşlar. X. Burası 4500. Temel benzerlik teoremi gene. Bunun şurası da 3. Bunun bunu oranı. X'in X artı 4500 eşittir. Burada arkadaşlar 3'ün kaç oranı olacak? 12 oranı olacak. 3 bölü 12. Sadeleştirelim. Burada arkadaşlar 1, 4. İçler dışlar. 4x eşittir. x artı 4500. Bunu bu tarafa at. Buradan 3x eşittir. 4500. Her tarafı 3'e bölersen x eşittir. 1500 a olarak bulundu. Aferin canım. Geldim sonraki soruya. Aşağıda A noktasından aynı yöne doğru sabit hızlarla hareket eden iki araç ve bu araçların A noktasının uzaklıklarını gösteren doğrusal grafikler verilmiştir. Buna göre en az kaç saat sonra A noktasına kilometre cinsinden uzaklıklar toplamı bir tam sayının küpüne eşit olur diye söylemiş. Birinci araç arkadaşlar 2 saatte 120 gidiyorsa o zaman ben şuraya yazdım. Birinci aracın hızı 60 kilometredir. İkinci aracın hızı arkadaşlar 4 saatte 160 gidiyorsa ikinci araç saatte 40 kilometre hızla gider. O zaman ikisinin uzaklıkları arkadaşlar T süre gittiklerinde 60 artı 60 çarpı T pardon. Artı demeyecektik. Şöyle biraz daha geri alalım. 60 çarpı t süre gittiler. Artı 40 çarpı t süre gittiler. Toplam 100 t gittiler. Bir sayının küpü olmasını istiyor. Buraya dikkat. Şimdi 8 saat sonra olsa arkadaşlar 100 çarpı 8 800'dür. 800 sayısı bir sayının küpü değildir. Önemli. 10 katı arkadaşlar 100 çarpı 10'dan 1000'dir. 1000 sayısı onun küpüdür. Cevabımızı bulduk. Cevap Bursa. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar bugünlük bence bu kadar yeterli ee, yaklaşık olarak 50 dakikadır ders yapıyoruz bu arada hatta 55 dakika göstereceğim yayın ama bir 5 dakikasını falan şey yapmışızdır İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, umarım sizin açınızdan faydalı olmuştur yarın aynı saatte tekrardan yayın yapmayı planlıyorum ee, izlemek isteyenler için bilgisi olsun görüşmek üzere diyorum lütfen bu tatil sürecini iyi değerlendirin. Özellikle yeni nesil sorularda son sorular çözmüş olduğumuz son sorular yeni nesil benzeriydi. E, map biliyorsunuz ki grafikli olan, şekilli olan soruları çok seviyor. Bu yüzden bunlara özellikle dikkat edin. E, burada minimum düzeyde çalışma temponuzu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Sürecin ne olacağı henüz belli değil ama e, bu süreçte minimum kayıpla çıkmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır bilginiz olsun ben teşekkür ediyorum herkese tekrardan Lütfen derslerinizi çalış aksatmadan çalışmaya devam edin bugünlük bu kadar görüşmek üzere o zaman herkese